Bir diğer işlem ise intersection. Yani Türkçesi kesişim. Bizim hani böyle ilkokulda, ortaokulda gördüğümüz o kesişim kümesi vardı ya, tam olarak ona karşılık geliyor. Az önceki çizime gittiğimiz zaman A ve B olsun, şurası bizim için kesişimdir. Yani A ile B'nin sadece ortak datalarını bulmak istediğiniz zaman intersection'dan faydalanabilirsiniz. Ben yine dosya oluşturmuyorum. Direkt A ile B'yi kullanacağım arkadaşlar. Şöyle şunu da hatta kopyalayayım. Her şey aynı, benzer çünkü. Intersection için şöyle AND operatörü kullanılır. Bunu çalıştırdığımız zaman bakın 1, 3, 4. Şunlar yine aynı sonucu verdi copy paste'den dolayı. Değiştireceğim. Sadece şuna odaklanın. Yani sondan üçüncü. 1, 3, 4 arkadaşlar ortakmış. Hakikaten baktığımız zaman ikisinde de 1 var, ikisinde de 3 var, ikisinde de 4 var. Ama 6, 7, 8 veya 2 ortak değil. Aynı mantıkla operatör yerine, yani AND operatörü yerine şeyde direkt intersection isimli fonksiyondan da yararlanabiliyoruz. Şöyle yapıştırayım ben buraya ikisine. Bakın bunları da aynı. Zaten bununla bunun aynı sonucu vermesi çok doğal. Sırası değişmez yani. Neden? Çünkü ikisinin de ortak değerlerini vereceği için herhangi bir fark olmayacaktır. Bu da intersection işlemi idi arkadaşlar. Bir sonraki aşamada bir de difference'tan bakalım. Difference'lara bakalım. Yani farklılıklara. Sonra bitirelim.